Şimdi dünya nereye gidiyor? Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk mermisi internetten atılacak diyor bir NATO strateji uzmanı. Davos'ta biraz önce bahsettim, beyinlerimiz hacklenebilir diyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada bir taraftan dünyada ekonomik seviye, refah seviyesi bu kadar yükseliyor ama mutluluk seviyesi paralel değil. Bakın dünya ABD Çocuklar Savunma Fonu'nun bir günlük kesitiyle ilgili raporu. 25-6 yaşındaki 3 genç AIDS nedeniyle ölüyor. 25 tanesine HIV bulaşıyor. 6 çocuk intihar ediyor her gün. 18 yaşın altında 300 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. Ergen annelerden 107 bebek doğuyor ABD'de her gün. 2833 çocuk okulu terk ediyor. 6042 çocuk tutuklanıyor her gün 18 yaşın altı. 135.000 çocuk okula silah götürüyor. Şimdi ABD bu işte modern ABD dediğimiz. Şimdi böyle bu bir günlük raporu, resmi raporu. Şimdi böyle bir dünya var. Mutluluk seviyesi yüksek değil, refahiyesi yüksek ama insanlar mutlu değil. Bu insanların çözüm çare arıyorlar şimdi. Buna karşı bakın şu anda Harvard'da üniversitesinde, onun slaytını koydum bilmiyorum. Şunları da söyleyeyim. Harvard'da pozitif psikoloji dersini çığır açan ders olarak 1504 nolu ders olarak koymuşlar. Pozitif psikoloji dersini incelediğim zaman ne anlatıyor? Kendini tanımak, empati, işte bağışlayıcı olmak, minnettarlık modeli gibi modüller var. Yani almışlar bizim kadim kültürü, tasavvufu, Mevlana'yı sistematize etmişler, metodoloji geliştirmişler. Bize bunu şu anda ders olarak sunuyorlar ama bunu yapmak için 2009 yılına kadar 2005'ten 2009'a kadar 5 milyon dolarlık grant alıyor Penn State Üniversitesi'ndeki ekip. Onun sonucunda mutluluk bilimi çalışması yapıyor. Onun sonucunda buna bağlıyor. İnsanları hem zengin hem mutlu, hem varlıklı hem mutlu olabilmesi için bunlar bu değerlerin öğretilmesi diye mutluluk bilimi olarak sunuyor ve bizim doğu değerlerinden almışlar bunları. Semavi öğretilerden almışlar. Ve bunu bize tekrar sunuyorlar. Hatta bunu gördükten sonra ben çok rahatsız oldum. İşte Mesnevi Terapi kitabı vesaire bir kitapları bu vesileyle yazma ihtiyacı hissettim. Çünkü oradaki anlatılanlar referans vermemiş maalesef. Mutluluk bilimi, pozitif psikoloji çalışmaları Doğu'yu referans vermeden, Mevlana'yı referans vermeden kendi malı gibi kullanmış. Bunu